Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Yine bir piyasa videosuyla birlikteyiz. Aslında Nisan ayının piyasa videosunu yapmıştım ama otomotivde %25 zam haberleri bugün itibariyle çokça fazla döndü ve bu haberden dolayı piyasanın çok ciddi canlandığını iddia etti bazı haber organları. Bunun açıklamasını yapacağım. Neden böyle bir şey yaptılar? Bunlardan bahsedeceğim. Hatta bazı yayın organları da özellikle şey dedi. Bayram geliyor. Bayram geldiği için çok ciddi bir fiyat artışı olacak. Oluyor. %3, %5, %10 diyenler oldu. Şimdi bayramla ilgili yorumu hemen yapayım size. Abi ben kendimi bildim bileli bayram önü otomobil fiyatları artar. Bu her zaman için böyledir. İnsanlar otomobil aramaya başlar. Para koymaya başlar. Kredi çekmeye başlar. İşte bayram önü araba almak ister. Bundan dolayı birazcık talep artar. Talep artınca fiyat artar. Bu her zaman için böyledir. Yani bunun bir haber değeri yok. Mesela şu olsaydı eğer, ya bayram önü otomobil fiyatları düştü ilk defa. Bu bir haber olabilirdi. Ama bence bahsedilen bayram önü fiyatlar arttı bir haber değeri olan bir şey değil. Çünkü bu zaten oldum olası Türkiye'de böyleydi. Ben haberlerime geçiyorum ve devam ediyorum. Birinci haber Toyota tarafından. Toyota çalışanlarını özellikle beyaz yakalara %200, daha alt kademede çalışanlara da benzer oranda zam yaptı. Bununla birlikte bazı ikramiyeler verdi ve bazı haklarında iyileştirmelere gitti. Şimdi diyeceksiniz ki neden durduk yere Toyota böyle bir şey yaptı? Hatta bununla birlikte Hyundai de, Türkiye fabrikalarından bahsediyoruz tabii, %50 civarında bir zam verdi çalışanlarına. Geçtiğimiz aylarda size açılacak olan Togg fabrikası için Honda tarafının eski işçilerinin davet edildiğini ve bunlara güzel maaşlar verildiğini söylemiştim. Hatta otomobil sektöründe daha önce çalışmış, başarı sağlamış, tecrübe kazanmış işçilere de veya yöneticilere de Togg tarafı teklifler gönderiyor ve bunları topluyordu. Ondan önceki videolarda da size demiştim ki ülkemizde otomobil fabrikalarının kurulması çok önemli. Çünkü yarın öbür gün yerli bir atılım yaparsanız burada hali hazırda kendini geliştirmiş çalışan işçileri toplayabilirsiniz demiştim. Tabi pek umursamamıştı kimse ama bugün bunun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hatta Honda fabrikası kapandığında böyle haber yapan kanallar vardı. O kara gün, ah o kara gün, o kara gün gelmişlerdi, çökmüşlerdi buraya falan filan. Sana işte o kara gün şimdi bir sürü eleman sağladı işte. O kara gün sana bir sürü ihracat sağlamıştı aynı zamanda ve bir sürü de istihdam sağlamıştı. O kara gün senin, neyse. İşte Toyota tarafındaki işçilerin de Togg tarafına kaymaya başlamasının ardından Toyota işçilerini elinde tutmak için zam yaptı. Hyundai de zaten zam yapacaktı. Çünkü Mart-Nisan ayı otomotiv sektöründe zam ayı. Yine zam yapacaktı ama %50 civarında bir zam yaptı. Hyundai az zam yaptı. Yüksek ihtimalle Hyundai tarafında önümüzdeki aylarda bir hareketlenme daha olur diye açıkçası düşünüyorum. Mesela Toyota Kurban Bayramı'nda 4500 lira kurban parası, 6800 ile 9800 lira arasında yakacak yardımı, 3000 lirada Ramazan bayramı ikramiyesi vereceğini açıkladı yine. Ha bir de bireysel emekliliği %3'ten 7'ye çıkartmış Toyota tarafı. Bayağı bir şey vermişler yani. Gerçek enflasyon Toyota'da bence. Bak gerçekten söylüyorum. Gerçek enflasyon Toyota'da. Adamlara hakkını vermişler abi. Yine enflasyon için vermemişler. Başka bir şey için vermişler ama en nihayetinde hakkını vermişler. Şimdi gelelim şu %25 zam mevzuna. Öncelikle ODD Genel Başkanı Ali Haydar Bozkurt, aynı zamanda Toyota Türkiye'nin de CEO'sudur kendisi, bir açıklama yapmıştı. Keşke otomobil fiyatları düşse ama düşmeyecek, artış devam edecek demişti. Bunun ardından İstanbul Ticaret Odası'nın bir üyesi bir açıklama yaptı. Dedi ki otomobil fiyatları önümüzdeki aylarda %25 civarında artacak, böyle bir zam gelecek. Bunun sebebi ise ne enflasyon, ne kur, ne vergi. Bunların hiçbirisi değil. Bunun bir tane sorumlusu ve sebebi var. Otomotiv sektöründeki maliyetlerin artması. Hatırlarsanız geçenden bu yana size bas bas bağırarak bunu söyledim. Dedim ki yeni otomobillerin çıkması demek yeni kalıpların dökülüp yeni parçaların yapılması demek. Bu demek fiyatların artması demek. Çünkü üretim az. Üretim az olduğu için en başta kıstas şu. Aynı ürünü adetli alırsanız daha ucuz alırsınız. Adetsiz alırsanız daha pahalı alırsınız. Bak en baştaki kıstastan bahsediyorum. Otomobil üretim sayısı azaldı mı? Azaldı. Bak bir. İkincisi, dünyada enflasyon var mı? Var. Üçüncüsü, parça temini ve lojistik zorlaştı mı? Zorlaştı. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman ne oluyor? Fiyatlar artıyor. Bunu hatırlayanlar, piyasa videolarını sürekli takip edenler bilir. İşte bu söylediğimiz şey şimdi karşımıza çıktı. Bazı alanlarda, bazı ürünlerde ortalama %100, %150, %200 zam geliyor.
Şimdi bazı ürünlere de az zam geliyor. İndirim gelen zaten yok. Dünyada da enflasyon var. Ha, bizdeki kadar çok değil. Yani adamlar böyle bas bas bağırıyorlar enflasyon var diye. Kaç baba enflasyon? %8. Yahu bizim refah düzeyimiz %8. Keşke %8 olsa bizde. Ama ona bas bas bağırıyor. İşte orada %8 koyuyorsun. Burada vergi mergi cart curt baya bir para çıkıyor bizden en nihayetinde. Çünkü burada ya olmuş basat 1 milyon %8 koydun mu 80 bin lira para yapıyor abi. Az buz para değil yani. 100 bin lirada %8 var. 1 milyonda %8 var yani baktığın zaman. Peki otomobil fiyatları gerçekten de artacak mı? Bakın Ocak ayı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açın %23. Maliyetlerden dolayı otomobile zam gelecek %25. Bak koy bunları birleştir üst üste koy bunları. Kur artacak mı artmayacak mı bilmiyoruz. Yani bir şeyler iyiye gitmiyor belli. Yapılması gereken şeyler de yapılmıyor o da belli. Ekonomi için ben onun için bahsediyorum. Geri kalan çok önemli değil. Çünkü yani otomobil piyasası artıyor mu sorusunun cevabı o soru işaretinin arkası aslında ekonomistlerde. Neden ekonomistlerde? Çünkü bizdeki şu an artışın en büyük sebebi ekonomik dalgalanma. Başka bir şey değil yani bizde insanlar şöyle zannediyor. Otomobil satan kişi yüksek fiyat yazıyor, araba da satılıyor. İşte fiyatlar da böylece yükselmiş oluyor. Abi böyle bir şey yok yani. E niye 2010'da yoktu o zaman? Niye 2008'de yoktu? Niye 2012'de yoktu da 2019, 20, 21, 2018'de bu kadar fazla var? Yani madem fiyat yüksek yazılınca yüksekten gidiyor. Tek çakal bizim memlekette mi? Amerika'dakiler niye bu kadar yükselmiyor? Ya bunların hepsinin cevabı var işte. Bunların hepsinin cevabı da burada. Ne dedik? Vergi dedik, kur dedik. Ondan sonra otomobil kıtlığı dedik. Yani arzdaki azalma dedik. Arzdaki azalma dünyada da oluyor. Dünyada etkisi bu kadar fazla olmuyor. Bunun bir sebebi daha var. Ne biliyor musun bunun bir sebebi? Şu. Türkiye'de yatırımcılar artık otomobile yatırım yapmaya başlıyor. Nasıl otomobile yatırım yapmaya başlıyor? Ya arabayı alan adam aslında son kullanıcı değil. Bu yılın ilk çeyreğinde son kullanıcı araba sattı insanlar. Yahu 2020 model bir Toyota Corolla 13. sahibinde ve 0 kilometre. 2019 model bir Honda Civic 11. sahibinde ve 0 kilometre. Yani böyle bir şey olabilir mi? 11 tane adam alıp satıyor. Aynı malı kimse arabayı kullanmıyor. Alıyor çekiciyle götürüyor, alıyor çekiciyle getiriyor, alıyor çekiciyle götürüyor, alıyor çekiciyle getiriyor. E ne yapıyor? Esnaf. Sadece esnaf değil bunu yapan. Esnafa zaten baydar araba vermiyor. Vatandaş alıyor en başta esnafa vermiyorlar diye. Gidiyor vatandaş alıyor. Bir kısmı esnaftan komisyon alıyor. Diyor ki alır getiririm ama 10 bin lira paranı alırım. Esnaf da diyor ki tamam al. Veya alıyor kendisi bekletiyor. Araba vergi dilimine giriyor. Kur artıyor. Bir şey oluyor. 60 bin lira, 70 bin lira, 100 bin lira koyuyor. Götürüyor esnafın birine satıyor. Götürüyor kurumsal bir otomobil alım satım firmasına satıyor. Takır takır çekiciye yüklüyor gönderiyor. O firmadan galeri satın alıyor. Galeriden başka bir vatandaş satın alıyor. Herkes arabayı çekici sırtına gezdiriyor. Aslında insanlar arabaya yatırım yapıyor. Ve otomobil yatırımı gerçekten de güvenli bir liman haline geldi. Neydi önceden güvenli liman? Altın. Şimdi altın çıkıyor düşüyor. Dolar çıkıyor düşüyor. Her sene birkaç defa oluyor bu. Şimdi gideceksin gümüş alacaksın. Gümüş öyle. Kripto alacaksın. Kripto zaten düştü mü var ya. Çıkmasını bekle yani. Şimdi borsaya giriyorsun. Borsa zaten dalgalı. Ulan bir hisseye giriyorsun. Bütün borsa yukarı gidiyor. Girdiğin hisse aşağı gidiyor. Genel Türkiye şansı işte böyledir yani. Veya bütün borsa aşağı gidiyor. O hisse yukarı gidiyor falan böyle ilginç şeyler. Şimdi Türkiye'de böyle olduğu için insanlara bir güvenli liman arıyor parasını bekletmek için. İnsanlar haksız mı? İnsanlar haklı. Haklı olmalarının sebebi ne? Çünkü adam diyor ki abi benim 100 bin liram. Yani benim 2019'daki 100 bin liramla 2021'deki 100 bin liram arasında 300 bin lira fark var. 100 bin lira 300 bin lira doğuruyor. Bir araba aldıysan 2019'da 100 bin liraya şu an araba 300 bin lira 400 bin lira. E doğal olarak para bekletmektense işte dolarda altında şunda bunda bir şey yapmaktansa ben gider ev alırım diyor ilk başta. Bak ama ev fiyatı 1 milyon. Yeni ev alması lazım harcamaması lazım. O adam yatırımcı çünkü. İş insanı değil ki o adam zaten işi var. O adam bir bal alacak hiç uğraşmadan kar edip satacak. O adamın olayı bu. O yüzden sıfır otomobil alıyor. Sıfır otomobile talebin artışının birkaç tane sebebi var. Birincisi son kullanıcı. Sorun yaşadığı zaman hem çözülmüyor hem sanayiye dünya para harcıyor. İkincisi de yatırımcı. Yatırımcı arabadan anlamıyor ki. Adam diyor ki abi hangisi daha çok satılıyor? İşte 3008. Tamam baba. Al oradan iki tane 3008 koy. Ama sıfır. Sıfır al ya. Sıfır niye? Ya da sıfıra yakın. Neden abi? Yahu ben uğraşamam ben anlamam ki arabadan diyor adam. Ama otomobille ilgili yatırım yapıyor bu adam. Otomobil alıyor, otomobil satıyor ama otomobilden anlamıyor. Şimdi biraz daha belki kafanızda canlanmış, oturmuştur bu sistem. Yani sonuç olarak otomobil satışının en büyük sebebi de aslında enflasyon.
Hani insanlar yazıyorlar bugün, diyorlar ki abi bu nereye kadar, insanlar da alıyor ya, kimse de yok demiyor. E niye yok desin? Niye yok desin ya? Bir sebep söyle. Mesela de ki şu yüzden yok desin. Bunu diyen adamın parası yok zaten. Bunu diyen adamın parası olsa gidecek, o da aynısını yapacak. Ve sonra sağda solda anlatacak. İşte şu kadar kar ettim, bu kadar kar ettim. Aslında kar etmiyor. Enflasyon farkını koruyor. Ve kar edenler oldu mu oldu, ama yani şöyle, hani kar süresi şu, şu kadar. Kar geçti gitti. Yani o ara yakaladın, yakaladın, yakalayamadın, bitti. Şimdi bugün gidiyorsun gazeteciler sitesinde yer yok abi. Ya bak Sivas'ta yaşıyorum ben. Bir gazeteciler sitemiz vardı. Bir ek yapıldı. Bir ek daha yapıldı. Bir ek daha yapıldı. Bir ek daha yapıldı. Şimdi başka bir ek yapılıyor. Beşinci ek yapılıyor. Her ek 20 dükkan falan yani. Ya sen düşün yani şimdi burada. Ben Ankara'ya gidiyorum. Her tarafta alsatçı var. Her tarafta galerici var. Niye? İşte sebebi bu. Sebebi bu, adam kendi para birimine bir güvenmediği için otomobile yatırıyor. Yani kendi para birimindense eskiyen bir şeyi tercih ediyor insanlar. Ya bugün mesela Apple'da da öyle. Otomobile gücü yetmeyen adama telefon alıp satıyor. Adama diyor zam gelince satıyor. En nihayetinde biliyor ki zarar etme şansı yok. Aynı sistem burada da geçerli. Fakat şöyle bir durum var. Bu zamlar sadece otomobilde değil. Biz burada otomobil kanalı olduğumuz için bunu konuşuyoruz. Ama bu zamlar her yerde. Akaryakıtta da var, lastikte de var. Bugün bir araba alıyorsun. Hadi bir takım lastik al. 3000 lira, 4000 lira. E şimdi %25 zam hikayesi doğru mu? Aylardır söylüyoruz zaten, doğru. Yapacak hiçbir şey yok buna. Ama böyle pat diye gelecek bir zam değil. Peyderpey gelecek. Çok acele etmenize gerek yok. Birbirinizi çiğnemenize gerek yok. Üst üste binmeye gerek yok. Yavaş yavaş gelecek bir zam. Sadece yaz ayı, bayram önü birazcık piyasa hareketli gidiyor. Ama paranız varsa da araba kesinlikle alın. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yine otomobil alın ve vazgeçmeyin. Çünkü enflasyonla mücadele yöntemlerinden en iyisi yine ülkemizde otomobil ve emlak yatırımı. Maalesef. Artık herkesin bir otomobili olup kimse kimseye otomobil satamayana kadar devam edeceğiz. Bunun çözümü de bizde değil. Çözüm bulması gereken yetkinlikte kurumlar var. O kurumların çözüm bulması lazım. Onlar bulmadığı sürece önümüzdeki yıl 1 milyon 2008 bineceğiz. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere.